Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere bir pivot tablo uygulaması yapmak istiyorum. Ancak burada veri modelinin, data modelinin kullanılması ve aralarında ilişkiler kurulması, onun üzerinden kurulan, aralarında ilişkiler kurulan birçok tabloya dayanarak verileri pivot tabloya aktarılması şeklinde bir uygulama olacak. Hemen hatırlatmak isterim, bu uygulama Excel 2013, yani Office 2013 ve daha sonrası bir sürümlü 2016 ve daha yeni bir sürüm ise yapabilirsiniz. Çünkü data modeline ve ilişkiler kurmak için bu özelliklere ihtiyacımız var. Şimdi senaryo şu şekilde. Elimizde ürünler tablosu var. Bunlar başka bir dosyadan da gelebilir mi? Veri modeline atılabilirse gelinebilir. Buradan bakarız. Bu dosyaya alınmış olarak diyelim. Ürünler tablosu var. Ürünlerin sadece fiyatı, adı var. Satıcılar var. Satıcıların sadece adı, soyadı var. Tedarikçiler var. Yine onların hesap kayıtları var. Adı, adresi gibi. Ve yaptığımız satışlar var. Şimdi satışlarda şu tedarikçinin bu ürünü diye değil de şu ürün kodundan şu satıcı kaç lira tane satmış var. Çarparsak tutarı bulup tutar üzerinden de toplam satış tutarını görebiliriz. Biz adetlerini görmek istiyoruz. Peki biz bu satıcıların her bir tedarikçinin ürününden kaçar adet sattığını nasıl bulabiliriz? Şimdi satışlar var ama tedarikçi bilgileri yok. Bir anlamda bizim ne yapmamız lazım? Ürünlere gidip ürünler satışlardaki ürün kodundan hangi tedarikçinin olduğunu bulmamız lazım. Çünkü ürünün tedarikçi kodu var biliyorsunuz. Böylelikle o tedarikçiye ait üründen kaçar adet satılmış gibi ve bu satış elemanı, onu da satıcılarından getireceğiz. Yani bu dört tablonun alanlarından yararlanarak ancak bir pivot tablo oluşturabiliriz. Şimdi buradaki espri tablolar arasında ilişki kurmak arkadaşlar. Şimdi bizim şeyi alabilmemiz için hangi tedarikçiden satışlardan o veriyi çekebilmemiz için pivot tablomuz burada olsun. Satışlardan veriyi çekeceğiz ama adet buradan gelecek. Ürünle tedarikçi arasında ilişki kurulmuş olacak. Tedarikçi kayıtları gelecek. Satıcıyla satışlar arasında ilişki kurulmuş olacak. Ve daha sonra biz buradan tablomuzdan yararlanacağız. Aralarındaki ilişkiye bakalım. Şimdi burada master tablolar, yani bir taraf olan, one taraf olan tablo, ana tablolar. Örneğin ürünler. Örneğin tedarikçiler ve satıcılar. Burada satışlar many tarafı, çok tarafı. Neden? Bir satıcı Ali en tane satış yapabilir. Bir ürün ABC ürünü en tane satışa konu olabilir. Yine bir tedarikçinin çok ürün olabilir. Evet, bu arada da şey var, ilişki var. Ama satışların bire çok ilişkisi, bunun da buna çok bire çok ilişkisi. Şimdi biz birer birer bu tabloları tanımlayıp veri modeline atıp aralarındaki ilişkiyi de kurmamız gerekiyor. Veya zaten otomatik de kurabilir kodlar üzerinden falan ama yine de biz tanımlamaya çalışalım ilişkileri de. Kurulacak ilişkiler de zaten burada tanımlanmış. Hepsini tek tek yapmaya çalışırız. Öncelikle bu veri alanlarını tablo yapıyorum. Ekle tablo. Buna bir ad vereyim. Ürünler. TBL ürünler diyeyim. Önemli olacak. Geldim. Seçtim, ekle diyorum, tablo, TBL, satıcılar, inşallah Türkçe karakter başımıza hiç çıkarmaz, seçtim, kontrol A ile seçiyorum, çok özür dilerim, seçtim, TBL, tablomu yaptım, TBL tedarikçiler, seçtim.
TVL satışlar. Tamam. Şimdi aralarındaki ilişkiyi kurup sonra bunları önce veri modeline bir taşıyalım olmazsa veriyi. Şuradan yapıyoruz veri connections. Buradan bakın veri modeline, data modeli, add to data model, tablolar, işte bizim tablolarımız, bunları birer birer atıyorum. Ürünler gitti, satıcılar, tedarikçiler, ve satışlar. Burada sanıyorum detayları var. Tamam. Şimdi aralarındaki ilişkileri kuralım. Yine datada ilişkiler, relationships var. Burada ilişkiler tarif edilmiş. Çok da önemli değil. Ürünlerle satışlar arasında, satıcılarla satışlar arasında o tabloyu göz önünde bulunduracağız. Ürünlerle satışlar arasında, satıcılarla satışlar, tedarikçiler 3 tane. Şöyle yaparsam sanıyorum bunlar önümde durur, bana yardımcı olur. Geldim, ilişkiler, yeni diyorum. Şimdi burada bakın, teknik şu, birinci tablo seçilecek ve daha sonra da yabancı tablo. Yani one tarafları birinci, many tarafları yabancı oluyor. Kural bu arkadaşlar. Sırayla başlayalım. Ürünler ana tablosu, onun genelde key nedir arkadaşlar? Ürün kodu. Genelde ürün kodu key. Çok önemli. Yani kodlar üzerinden olur çoğunlukla. Buna bağlı tablo satışlar. Satışlarda ürün kodu, bakın kendisi getirdi. One to many. Eğer one tarafında boşluk varsa, tekrar eden bir kod varsa bunu kuramazsınız. Onu söyleyeyim. Yani kuraldır bu. Yani bir ilişkisel veri tabanı. SQL derslerinde de veya bir şekilde arkadaşlar hep bilinen şey, ilişkisel veri modelinin aslında bir parçası. Evet, tekrardan bir ilişki daha kuruyorum. Bu sefer satıcılarla satışlar. Ana tablo satıcılar. Neden? Çünkü Ahmet, Mehmet satıcılar. Onların da mutlaka bir kodu olabilir. Sicil numarası mıymış? No demişiz. Satıcının bir numarası varmış, numarası. Nereye bağlı? Satıcıları da satışlara bağlayacağız ki dolayısıyla tedarikçiyle şimdi ürün üzerinden bağladığımızdan hem tedarikçinin adını alacağız bu veri modelinden, hem de satışçının adını alacağız satışlardan. Ondan sonra da satış adetini satışlardan çekebileceğiz. Evet. Satışlara geliyorum. Oradaki de satış elemanı kodu. Burada numarası kodu. Gidip veri tabanına bakabiliriz. Yani birbiriyle uyumlu olan adlar. Yani hepimizin bir öğrenci numaramız var. O kodumuz. Öğrenci numaramızda en tane ders alıyoruz. Müşteri numarası var. Onun kayıtları gibi. Geldik son olarak ana tablo tedarikçi. Onun da büyük ihtimalle numarası var. Kodu var, evet, burada. Büyük ihtimalle o. Ve yine satışlara geldik. Bakın hep satışla bağladık one to many tarafından. Ve onun da tedarikçi kodu. Bakalım. Tedarikçiler. Satış tedarikçi kodu. Evet. Tedarikçinin kodu var. Satış elemanı değil. Ürün kodu değil. Burada bir ürünler. Çok özür dilerim. Tedarikçileri ürünlere bağlıyormuşuz. Ürünlere bağlayacağız ki oradan bulalım. Ben de şaşırdım. Tedarikçi kodu. Evet. Şöyle düşünelim tekrardan. Satışlar tablosuyla ilgili ilişkileri kurduk. Tamam diyeyim. Şunu yapmış olduk. Bunu buna bağladık. Neden? Çünkü
Şuradan satıcı listesini çekeceğim. Buradan da satıcıyı alacağım. O satıcının ne kadar sattığını aralarındaki ilişkiden dolayı da buradan çekeceğim. Ve böylelikle listeyi yapmış olacağım. Gördüğünü birleştirmeseydim, tedarikçi adı burada. Bundan nasıl o tedarikçinin satışlarını çekecektim? Burada tamamen satışlar var. Burada satıcıların kayıtları ayrıca. Demek ki bu mantık ilişki kurulduktan sonra. Bakın şimdi artık pivot tabloya gidebiliriz. Ekle pivot tablo diyoruz. Yeni sayfa. Şuradan bağlantı seçiyorum. Nereyi seçeceğim? İşte şurası. 4 tablolu veri modeli. Olay budur. Bunu açtıktan sonra işimiz tamam. Evet, bakın bize ne lazım? Tedarikçilerden tedarikçi adı geldi. Bunu geçtim. Ürünle ilgilenmiyorum. Satıcılardan satıcı adı, bakın bunu tek tek, hepsi ayrı ayrı tablonun özellikleri. Satışlardan da neyi varsa tutar, adet vesaire, işte miktar. Bakın böylelikle ancak 3 tablodan yer alacak şekilde, gördüğünüz gibi farklı farklı tabloların farklı farklı alanların aralarında ilişkiler kurarak, ha ilişkiyi kurmasanız bu kadar temiz bir çalışmada kendisi ilişkileri kuracaktır mutlaka. Ama verilerin o birinci taraflarında tekrarsız olması ve boşluksuz düzgün olması ve hepsinin ilişki olacak şekilde alanların içermesi, yani ürün kodunun satışlarda da olması, tedarikçide ürün kodunun olması, ürün koduyla tedarikçi, satıcıda satış elemanının kodu gibi şeyler bizim bu ilişki oluşturmamızı sağlıyor bu alanlar arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi tablomuzda şöyle küçültecek olursak tedarikçiye ilişkin tedarikçilerin, satıcıların hangi tedarikçiden kaçar adet sattığını, toplam bu kadar adet satıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Evet, bu çalışmayı da sonlandırıyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.